olması ya? Yener Kaplan'ın ifadesi. Zehra'nın Ömer Bey'le ne işi var? Yaktılar beni Mehtap. Yaktılar. Abi kim yaptı ya? Kimlere bulaştın sen ya? Ben kimseye bulaşmadım. Onlar benimle uğraştılar. Onlar bana yamuk yaptılar Mehtap. Tamam abi, bir sakin ol, bana bir anlat ya. Kim ne yaptı sana, bana bir söyler misin? Kimsenin uğraştığı yok ki. Bunlar zaten alacaklarını aldılar. Ne haysiyet kaldı ne şeref ya bende. Abi ben korktum oğlum. Kimi vurdun sen, bana bir söyler misin? Ha, bana bak kızım. Benim o canım dediğim. Sevdiğin Zehra var ya. Sevgilisiyle bir olmuş, bana tuzak kurdular. Ciğerimi deştiler. Ben de onun sevdiğinin ciğerini deştim. Elif ölmemiş. Abi sen ne diyorsun? Ne yaptın sen? Ne diyorsun? Bileyim, Ömer diye bir herif sevgili yapmış kendine. Abim bahsettiği Ömer. Yok olamaz. Zehra benim nişanlım ve onu almaya dağ evine gittim. Bütün bunlar ne demek? Zehra Hanım'ın ifadesine ihtiyacımız var. Görgü tanığı olarak ifade verir ve hepsini yalanlarsanız. Yalancı alçak. Nişanlım diyor hala. Tabii. Demek abimle Ömer'de diye. Yok. Yok olamaz. Ben hayal falan görüyorum. Ömer Bey daha yeni evlendi. Zehra'yı nereden tanıyorsun? Böyle olmayacak. Ben gidip direkt soracağım. Mehtap. Sen eksiktin. Allah'ım yine mi Yener'e inanıyor? Söylediklerin hepsi yalan zaten. Yani bizim... İzin verir misin? Hayır. Ya bu benimle ilgili bir mesele. Bugüne kadar zaten yeterince sessiz kaldım. Bundan sonra üzerime düşeni yapacağım. Biz bir şekilde halledeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağım dedim. İftiraya uğrayan benim. Hayır, sen karışmayacaksın. İzin verir misin? Ben o ifadeyi vereceğim. Tamam, ben halledince haber vereceğim size. Dosya.
Zehra ifade vermeyecek. Ama şahit olmazsa süreç çok uzayabilir. Daha da kötüsü karşı taraf çok küçük bir cezayla bu işten kurtulabilir. Zehra Hanım'ın ifadesi çok önemli. Zehra'nın adının bu olayda geçmesini istemiyorum. Her ne olursa olsun Zehra'nın adı o adamla aynı kağıtta bile olsa yan yana gelmeyecek. Hem sonuçta Tayfun adama suçüstü yaptı. Yani bu yetmez mi? Adam suçlunun teki. Yani onu içeri göndermek için neden aramaya gerek yok. Size işinizi öğretecek değilim. Lütfen üstünüze düşeni yapın. Peki. Hakkında yaptığımız araştırmayı derinleştirelim. Zehra Hanım ifade vermiş olsaydı... Zehra ifade vermeyecek. Mesut finansa gidecek nakliye bilgilerini gönderdi mi? Evet. Nerede? Şimdi mi istiyorsunuz? Geç bile kaldık. Bekliyorum ben. Zehra? Bir şey mi oldu? Şey, avukat içeride. Ben biraz hava almak için çıktım. Sorun ne? Yener, her şeyi bildiğimi söylemiş. Ya güya ben çağırmışım onu. Kendini kurtarmak için söylediği ucuz yalanlardan biri işte. Yani evet, hepsi yalan biliyorum. Ama... Ha, sen Ömer'in yanlış anlayacağını düşünüyorsun. İlk zamanlarda olsaydı evet. Ama artık öyle değil Zehra. Ömer şu saatten sonra o bensizin söylediği hiçbir yalana inanmaz. Konuşuyor bunları ya, çıldıracağım. Ömer Bey'i nereden tanıyor ki Zehra? Canını sıkma. Geçelim mi? Biz çıkalım. Söylediğim gibi, aksi bir yol izlenmeyecek. Zehra'nın işini çekiyormuş. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Mehtap. Ne vardı? Demir Bey dosyaları istedi de. Bana ver. Bunlar senin. Aa evet sağ ol ya. Neyse benim çıkmam lazım. Şirkette misiniz siz? Biz de çıkacağız. Görüşürüz Zehra. Ömer. Neden izin vermedin ifade vermeme? Ne yapmaya çalışıyorsun? Böylesi daha doğru. Ne olursa olsun... Soyadım böyle bir olayda geçmemesi lazım. Bu mu yani? Tek derdin bu mu gerçekten? Soyadın. Ya ben iftiraya uğradım. Bunun hiçbir anlamı yok mu? Kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilsin. Evet haklısın. Hiç kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Geç kalıyoruz çıkalım. Nereye? Söyledim ya. Tayfun gelecek. Bizim de evde olmamız lazım. Thank you.
Arama emrimiz var. Bize zorluk çıkarma. Çekil kenara. Ay bu konak da başka güzel Hediye Hanımcığım. En çok da bana yaradı vallahi. Nasıl yani? Burası tek katlı. Basamak yok, bir şey yok. Böyle koltuk değneğimle kuş gibi sek sek gezeceğim evelallah. Orası da güzeldi ama ben cidden burayı da özlemişim. Aa. Bu halde neden ayaklandınız Cevriye Hanım? Dinlenmeniz gerekiyor ayağınızın iyileşmesi için. Ben de söyledim Müzeyyen Hanım. Ama illa mutfağı görmek istedi. Ay dinlerim ne yapayım? Ben öyle kös kös oturamıyorum ki. Hediyeciğim, akşama revani de yapalım. Tayfun oğlum çok sever revaniyi. Tabii, siz nasıl isterseniz. Cevriye Hanım, İsterseniz birlikte salona geçelim. Orada daha rahat edersiniz. Ay yok dünürüm. Madem gelecek misafirimiz çok önemli. Benim de çorbada bir tuzum olsun değil mi? Ona en güzel yemekleri yapalım. Ben Hediye Hanım'a buradan tarifleri veririm. Fıstık gibi olur. Tayfun Ali'yi çağırmış. Muhtemelen bizi sıkıştıracak. Sakin olmaya çalış. Açık verecek değilim. Ya da istersen ifade vermeme izin vermediğin gibi bunu da kendin hallet. Beni hiç karıştırma. Sebebini söyledim sana. Ya yaptıkları yanına kar mı kalacak? Neredeyse öldürecekti seni. Ya gerçekten bir şey olsaydı? Ölmedim ama. Ama ölebilirdin. Eğer sana bir şey olsaydı... Ya Ayşe ne hale düşerdi hiç düşündün mü? Bir de her şeyi onun için yapıyorum diyorsun. Ben niye konuşuyorsam... Sözleşmeli personelim sonuçta değil mi? Sözleşmeli personel. Daha ilginç geliyor. Neyse, artık gidebilir miyiz? Senedir Yener'le çalışıyorsun sen? Sahte evrak işinde beraber mi yapıyorsun? O imzalar sana mı ait?
Bu adamın sorunu ne? Hasta filan mı? Konuşamıyor, o yüzden biz geldik. Konuşamıyor mu? Nasıl? Yani çocukluktan kalma bir travma. En azından ben öyle biliyorum. Benim bu adamın ifadesini almam lazım. Nasıl yapacağız? Komiserim, hanımefendiyle konuşuyor. Geçenlerde gördüm. Abimin eski arkadaşı. Yani abim dini çok iyi anlar. Ben biraz. Ama yazabilir. Tamam. İfadesini şimdilik böyle alalım. Şimdilik salıveriyorum. Ama bir daha elimden kurtuluşu yok. Haberiniz olsun. Teşekkürler. Gerçekten çok teşekkür ederim. İmzala şunu. Bir şey bulacağını sanmıyorum. Abim yasalara uyar. Sadece üzerinde bir baskı vardı, o kadar. Herkesin zor dönemi olur. Bu onu suçu yapmaz ki. Göreceğiz bakalım. Hadi çıkabiliriz. Sen kapıma ne cüretle böyle gelirsin? Bakın, ben buraya sizin oyununuza dahil olmak için gelmedim. Kolyem için. Bu da bir oyun değil mi? Neler geçiyor senin kafandan? Dediklerimi yapacaktın. Ben rol falan yapamam. Siz bu iş için başkasını bulun. O kolye benim için çok değerli. Kolyemi verin gideyim. Defol git şimdi buradan, kimseye görünme. Hadi inelim. Eşyalarım diğer tarafta kaldı. Onlar ne olacak? Hepsini toparladılar. Buraya getirdiler. Hoş geldin. Hoş bulduk Ayşe'cim. Bakalım sevecek misin burayı? Bu ev abimle benim için çok özel. Bütün çocukluğumuz, bütün anılarımız. Neyse, hava çok soğuk, hadi içeride konuşuruz. Odanız hazırlandı, eşyalarınız yerleştirildi. Hadi siz salona geçin, ben içeri gidip geliyorum. Geçmiş hiç anlamadım. Evde de yiyecek hiçbir şey yoktu. Merak etme kızım. Gelirken balık aldım. Çine kopun tam zamanı. Tavada bir kızartırız. Sen de yanına salata yaparsın. Padişah sofrası gibi olur vallahi. Bakıyorum yüzün gülüyor. Sakın sebebi yeni gelen siparişleri olmasın. Sen nereden biliyorsun yeni siparişleri? Tahmin ettim baba.
Hani siparişler geldiğinde senin yüzün hep gülüyor ya, ondan. Haklısın vallahi kızım. Çok büyük bir sipariş aldık bugün. İnşallah bunun altından da kalkarız alnımızın akıyla. Sağ olsun Kore evladım da iyi çalışıyor. İllerimi yıkayım geliyorum. Tam zamanında geldiniz. Tayfun da gelmek üzeredir. İyi o zaman. Ömer, Tayfun'u çağırdığıma mutlu olmadın. Ben sevinirsin diye düşünmüştüm. Bayağıdır görüşemiyorduk. Eski günleri yad ederiz diye düşünmüştüm ben. Eskiden sık sık görüşürdük. Amerika'da okudukları zamanlarda yanlarına staja gitmiştim. Ne güzel günlerdi değil mi Ömer? Keşke hiç buraya geri dönmeseydik. İyi ki dönmüşsünüz. Yoksa hiç tanışamayacaktık. Bence yanılıyorsun. Yine tanışırdık. Sen nerede olursan ol, ben gelip seni bulurdum. Pardon. İzninle Alev. Bugün Mehtap geldi. Seni sordu. Numaranı istedi. Seni göresi gelmiş. Bence niyeti pekala hatır sormak değildi. Yani yine bir şeylerin peşindeydi sanki. Yener yaptırmıştır kesin. Şimdi içeride olduğu için Mehtap'ı kullanacak tabii. Ben de öyle düşündüm. Ya başına neler geldi? Hala bırakmıyor. Leyla yani bu yaptıklarından sonra çok hafif bir cezayla kurtulmasından o kadar korkuyorum ki. Keşke elimden bir şey gelse. Yani bazen diyorum ki keşke oradan hiç çıkmasa. Zehra, orada mısın? Buradayım canım. Sen nasılsın? Evde misin? Evdeyim canım, iyiyim ben. Bugünkü can sıkıcı Mehtap girişiminden sonra başka bir sıkıntım yok yani. Tamam canım. Sonra görüşürüz o zaman. Konuşuruz. Görüşürüz. Neden burada konuşuyorsun? Kimse duymasın istedim. Ya odada konuşsaydın. Nerede olduğunu göstermedin. Ben de onun için gelmiştim. Hadi geçelim. Hayırdır? Bunlar ne? Ben çalışacağımızı sanıyordum şirkette. Evet çalışacağız ama önce yemek. İstiyorsan çalışalım. Ama çalışsam bile verimli olamam. Beni aç bırakmayacaksın herhalde değil mi? Tamam o zaman gidelim bir yerlerde bir şeyler yiyelim. Sonra çalışırız. Aa, bu kadar alışveriş yaptım ama ben. Ne yapayım çöpe mi atayım bunları? İsrafın ne kadar korkunç bir şey olduğunu bilmiyor musun sen? Ama seni zor duruma sokacaksam... Peki o zaman. Zaten incelenecek çok fazla dosya var. Dediğim gibi. Benim kafam basmaz aşkım. Dosyalar nerede peki? Onları aldınız değil mi? Almaz olur muyum canım? Yani bir iş toplantısı değil mi? Almadan olmaz. Evet. Dosya yok. Arabada unuttum herhalde. Ne yapacağız? Ben alayım isterseniz. Yok yok. Zahmet etmeyin. Ben bırakayım. Hemen alayım dosyayı.
Giyinme odası arada. Banyo da şurası. Bir isteğin olursa... Anlamadım. Ya bir ihtiyacın varsa diyorum. Hayır, yok. Hem neden olsun ki? Anlaşma bitene kadar bu odayı sen de kullanacağına göre... Benim ne düşündüğümün ya da ne hissettiğimin senin için bir anlamı var mı? Yine başa mı döndük? Sen kendi adını korurken benim düştüğüm durumun farkında mısın? O adamla tekrar karşılaşmanı istemiyorum. Buna sen karar veremezsin. Bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Avukat her şeyi halledecek. Konu kapanmıştır. Zehra kervancı olduğu için kapanmış olabilir. Ama Zehra Kaya için kapanmadı. Alo, ne yapıyorsun? Buluşalım mı? Seni çok özledim. Daha yeni ayrıldık. Ya bu öyle bir şey değil ki. Ben senin yanındayken bile özlüyorum. Ya gelemem, babam evde. Geçen sefer az kalsın yakalanıyordum. Hem bu kadar derdinin içinde bir de buna üzülmesini istemiyorum. Haklısın tabii. Salim Usta. Ama söz, yarın atölyeye yemek getireceğim. O zaman görüşürüz. Vay, ne güzel bir zaman dilimi. Hem seni göreceğim, hem de o güzel yemeklerinden yiyeceğim. O zaman görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun? Yok ya, öyle hava almak için. Koray, baban seni arıyor. Seni görmek istediğini söyledi. Bunun için mi geldin buraya? Ne düşündüğümü biliyorsun. Biliyorum da... Biliyorsan o zaman gidip babama benimle konuşmanın bir işe yaramadığını, yaramayacağını söyle. Bana ne kızıyorsun oğlum? Önemli olduğunu söyledi. Hem elçiye zeval olmaz. Kes kellemi gönder bari. Ne yapacaksın peki? Gidecek misin? Ben biraz dolanacağım. Geç sen. Alo. Evet, konuştum şimdi Koray'la. Önemli olduğunu söyledim ama gelmeyecekmiş. Biliyorsunuz Koray'a istemediği herhangi bir şey yaptıramazsınız. Domatesi rendeleyebilirsin de. Ama o zaman salça gibi olur. Doğrarsan dokulu olup damağa gelir. İyidir yani. Domates önemli. Çok inatçıdır. Bir o kadar da hassas. O yüzden yemeğe koymadan ona öncelik tanımalısın. Hafif kaynar suya batırıp, çıkarıp, onun da zırhını çıkarmasını beklemelisin. Bak. Sana inansın ki bütün tadını yemeğe verebilsin. Mesela biber. Yakar. Ama bu onu aynı zamanda vazgeçilmez de kılar. Aşk gibidir yani. Şey, ben bir maillere bakayım. Şu hale bak. Her yeri talaymışlar. Çürüyecek. Zehra Hanım da lüks içinde yaşayacak, öyle mi? Yok canım.
abimin başına ördüğü o çorabı Zehra'nın başına geçirmezsen bana da Mehtap demesinler. Abimi kurtarmak için çok dikkatli olmamız lazım Beton. Bu adamlar öyle boş beleş adamlar değil. Çok zengin, güçlü adamlar bunlar. Ne oldu? Niye endişeyle baktın? Ya uf, bırak. Abim kadar değil ama çözdüm ben de seni. Sen hiç merak etme. Ben abime benzemem. Öyle kendim bile bile o ateşin içine atmam. Herkesin var bir yumuşak karnı. Önce onu bulacağız. Ben çıkıyorum. Sen buraları halledersin. Sen bütün zorlukları aşarsın. Yani bu da başıma bir şey geldiğinde hissediyor mu ne? Yakışıklı prens. Bakın size kimi getirdim. Oo, maşallah pek de yakışıklıymış. Nasılsın Müzeyyen teyzeciğim? İyiyim Tayfuncuğum. Ah seni görmek ne güzel. Alev söylediğinde o kadar çok sevindim ki özlettin kendini. Ben de öyle. Ben de sizleri çok özledim. Tayfun hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim yine çok yakışıklısın dostum. Eyvallah. Doğru söze ne denir? Yakışıklıdır benim paşam. Tayfun tanıştırayım Cevriye Alam. Merhaba. Ben de memnun oldum. Gerçi halam artık seni çok iyi tanıyor. Adın o kadar çok geçiyor ki burada. Doğru söylüyor. Yani Alev seni bahsede bahsede bitiremedi. Gerçi az bile anlatmış. Ay Tayfuncuğum, Cevriye Hanım'ın merakını gidermek pek kolay olmadı da. Tayfun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Senin ufaklık nerelerde? Yoksa yine saklambaç mı oynuyor? Uyudu. Ya kreşe başladığından beri erken uyuyor. Büyüdü ha ufaklık. Sizde çoluk çocuk yok mu? Maalesef. Ama Asya gibi bir kızım olsun çok isterdim. Eh eskiler ne demiş? Erken kalkan yol alır, er evlenen döl alır diye. Gerçi siz geç kalmış sayılmazsınız. Gerçekten istemek lazım. Şöyle sağınıza solunuza bakmak lazım. Doğru. İstemek lazım. Hadi yavrum otur. Ama değdi galiba. Evet. Nedim Bey'i tebrik etmek lazım. Senin gibi yetenekli bir hesap uzmanıyla çalıştığı için tabii. Teşekkür ederim. Diyorum ki çok iyi bir iş çıkardık. Bence bunu kutlamalıyız. Biliyorum, biliyorum. Bugün değil, daha sonra canım. Bilmem. Olabilir. Olsun tabii. Yani motive oluruz. Kendimizi ödüllendirmemiz gerekiyor değil mi? Bir sonraki proje için. Neyse. Geç oldu. Ben artık kalkayım. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Yenge pilav alabilir mi? Tayfun hayırdır? Biz o kadar çağırdık seni gelmedin. Dağ evinin önünde öyle karşılaştık ayaküstü. İşte ben de sonrasında Tayfun'u aradım. O da kırmayıp buraya kadar geldi. Tayfun dağ evinde olduğunuzu biliyor muydu ki? Tayfun öyle şeylerden bahsetmeyi sevmez ama bir operasyon için oradaydı.
Dağ başında ne operasyonu? Önemli bir şey değil. Asılsız bir ihbar. Ben de oraya kadar gitmişken çok gerildim. Ömer'in de dağ evinde olduğunu biliyordum. Gittim. Yengemin leziz yemeklerinden yedim. Krallar gibi ağırlandım. Oo. Güzel. Bir daha gidecek olursanız muhakkak gelmek isterim. Yengemin o leziz yemeklerinin tadına bakmadan olmaz. Afiyet olsun. Sağ ol. Ne diyeyim? Şanslı adamsın Ömer. Evet. Biliyorum. En az ben de onun kadar şanslıyım. Yenge, vallahi bravo. Ömer'in evleneceğini hiçbirimiz düşünmezdik. Ama şimdi Ömer hem evli hem aşık. Görüyor musunuz? Ben abartmıyormuşum işte. Kaç adam bakar ki sevdiğine böyle aşkla. Kollayın bakalım birbirinizi. Nereye kadar gidecekmiş? Ama oraya kadar gittiğinde garip bir olayla karşılaşmadın mı? Ne gibi? Bilmem. Yani öylesine sordum. Tayfun, Amerika'da bir şey söylemiştin bana, hatırlıyor musun? Polisler olaylara değil, olaylar polise gider diye. Hatırladım. Ama şunu da öğrendim ki öğrencilikle gerçekler örtüşmüyormuş. Ya komiser bey, en sonunda benim dediğime geldin değil mi? Okul hayatıyla iş hayatı başkaymış. Oo maşallah komiser ha. Ne güzel, Allah nazarlardan korusun. Allah kazalardan, belalardan saklasın. E iş güç ne güzel yerinde. Bu evlilik işi niye olmadı Tayfun Bey? Yani boylu postu pek yakışıklısın maşallah. Bunu niye buraya koymuşlar ki? Çocukken ne kadar masummuş. Ama şimdi... bir insan bu kadar sevgisiz olur mu? Ben kutumu alıyordum da yanlışlıkla düşürdüm. Bunların yeri burası değildi. Çalışma odamda olması gerekiyordu. Tamam, ben topluyordum zaten. Ben hallederim. Kız kim? Yani öylesine sordum. Kimse kim, beni ne ilgilendirir? Yok, sorabilirsin. Sonuçta kağıt üstünde evli olduğumuza göre. Ne alakası var? Kimle ne yaparsan yap. Beni ilgilendirmez. Niye sordun o zaman? Öylesine sordum.
ben çalışma odasına götüreyim. Aptalsın sen Zehra. Sana ne? Niye soruyorsun bu kız kim diye? İyi mi alacım böyle? İyi yavrum. İyi. Zaten daha fazla sıkmayayım. Allah korusun kangren falan olursun. Aman deme Allah korusun. Aman. Neyse. Sen biraz dinlen, ben gidiyorum. Ay, Nihat'ım. Ay, bir 5 dakika otur sana. Gel. Haydi bakalım. Efendim alacım. Bak buraya yazıyorum. Yakında Alev'le Tayfun'un haberini duyacağız. Halacığım, bak salonda söylediklerini hatırlıyorum. Alev'in işlerine karışma sen. Yani onun iyiliğine bile olsa onunla uğraşılmaz. Yavrum benim derdim Alev değil ki. Alev'in gitmesi önce senin için sonra herkes için en hayırlısı olur. Ha, yani elini ayağını çeker diyorsun. Elbette. Bir insan evini yuvasını bilince bir de çoluğa çocuğa karışınca bütün öteki işleri unutur. Meydan da sana kalır. Anladım halacığım. Ama bak sen gidene kadar bundan kimseye söz etme, tamam mı? Hiç merak etme. Mümkün değil. Hı. Tamam o zaman. Hadi sen dinlen biraz. Halan uyudu mu? Hmm, uyudu. Çok yorulmuş taşınma falan. Halan demişken neydi bugünkü hali öyle? İki çift laf etmemize izin vermedi. Ya, ne yapalım canım? Onun karakteri böyle. Bence uyarmalısın. Kadının dilinin ayarı yok. Öyle mi? Bence bu konuda birbirinize çok benziyorsunuz. O yüzden sen kendin konuşmalısın. Beni sinirlendirmeye çalışıyorsan bil ki başardın. Kimsenin seninle uğraştığı falan yok Alev. Hatta kimse senin farkında bile değil. Yatmayacak mısın? Yatacağım. Nerede yatacaksın? Ben burada yatarım. Nevresim yok. Zaten benim sıram. Ben yatarım bu hafta orada. Şu bir türlü uyamadığımız sıra. Ne? Yapıyorsun bakayım sen, ha? Yoksa okuldan mı kaçıyorsun? Hayır, eşikten kaçıyorum. Sakla beni. Gel hadi. Gel. Hiç kaçışın yok. Seni cimcime seni. İçilecek misin? Ay, burası sizin odanız mıydı? Ben de akıl kalmadı ki bu cimcimenin peşinde koşarken. Nereye geldim bilemedim ben.